iki tane yukarı sırayı hedefleyen takımın mücadelesi bizim açımızdan da gençler bile açısından da zorluk derecesi yüksek, mücadele gücü yüksek bir müsabaka olduğunu söyleyebilirim. Zaten hafta başından beri bunu tahmin ediyorduk ve oyuncularımızla bunu paylaştık. İyi bir mücadele olacak. Çünkü geçen hafta Bodrumspor'a son dakika golüyle yenilen Gençler Birliği onu telafi etmek isteyecek. Bizde yakaladığımız bir trend yükseliş var. Onu devam ettirmek istiyorduk. Kazanma alışkanlığını devam eden bir Çorum FK kulübü olarak devam etmek istiyorduk. Yolumuza gitmek istiyorduk. Maça bu anlamla, bu önemle geldik. Maçın baktığınız zaman 90 dakika boyunca hem gençler bile açısından etkili yanları var, hem bizim tarafımızdan etkili yanları var. Ama özellikle 45 ile 58 kırmızı kartı yediğimiz dakikaya kadar ki bölümde oyun üstünlüğünü ele geçirip oradan sonra çözülebilecek pozisyonları da bulduk. Belki 11-11 devam etse bulamıyoruz. Öngörü, kağıt üstünde böyle oluyor futbol. Belki çok daha farklı bir netice çıkabilirdi. Ama 58'den sonra da yine top oynamaya çalıştık. Ama tabii ki artık günümüz futbolunda 10-11 oynamak her takım için kolay olmuyor. Bu çok çok dev kulüplerin yapabileceği bir organizasyon oluyor. Yani 10-11 kaldıktan sonra. Ama ben bugün o uzatmalarla beraber bir 37 dakikalık bölüm gerçekten oyuncular oyunu tutmasını da bildiler. Yine pas yapmasını da bildiler. Pozisyon arayışımız da oldu. Ama tabii onu ararken birkaç tane formasyon değişikliği yaptık. En son onlar öndeki Yatabare'nin yerine bir forvet oyuncusu da attıktan sonra başka bir formasyona geçip maçı bitirmesini oyuncu arkadaşlarımız ve bizler bildik, başardık. Bu anlamda hem oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum, tebrik ediyorum, hem de buraya gelen Çorum FK taraftarları, Ankara'da da çok Çorumlu var, onlara çok çok teşekkür ediyorum. Yani bizi gelip desteklediler. Bir inandığımız bir şey var. Yukarıda bir bant var. Bodrumspor'un kazandığı, Sakarya'nın, işte Göztepe'nin, Kocaeli'nin kazandığı bir haftaydı. Bu hafta da biz de maç kazanmak istiyorduk. Ama dediğim gibi planlarımızı bozan bir kart. Futbolun içinde bunlar var. Oradan ayağa kalkmak lazım ki sahanın içinde ayağa kalktı oyuncular. Bu yürüyüşümüzü devam ettirmek istiyoruz. Cuma günü bir müsabaka, Ümraniye müsabakası. Hemen toparlanmalıyız. O maça hazırlanmalıyız. O anlamda seyir zevki açısından çok kötü değil ama fena olmayan müsabaka olduğunu düşünüyorum. Gençler Birliği oyuncuları ve teknik heyetinde tebrik ediyorum. Yani mücadelelerinden dolayı herkese bu yolda, yani playoff yolunda veya futbol bu, daha çok müsabakamız var. 13 tane daha müsabakamız var. Belki ilk iki yolunda herkese başarılar diliyorum. Var mı sorusu olan? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.